Makroekonomik istikrara yönelik reform programında uygulamaya koyacağımız tedbirlerin dışında yapısal reformlar ayağında da çok önemli bir çerçeve oluşturduk. Yatırım uyuşmazlığı kurumunun kurulması, özellikle yatırımcılarımızın kamu kurumlarıyla sık sık problemlerle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Bu problemlerin mahkeme kanallarına gitmeden çok kolay bir şekilde çözülmesini, yatırımcıların önünü açabilecek, öngörülebilirliğini artırabilecek bir mekanizma oluşturmayı düşünüyoruz. Yenilikçi ve katma değerli yatırımlara verilecek münhasıran desteklerimiz olacak. Nakit yatırım teşviklerini devreye sokacağız. Niye bunu devreye sokuyoruz? Çünkü Doğu Avrupa ülkelerine baktığımızda birçoğunda nakit yatırım teşvikleri verildiğini görüyoruz. Ülkemizin daha cazip olabilmesi açısından bunu önemsiyoruz. İnsan kaynakları açısından baktığımızda, yani Türkiye'yi Doğu Avrupa ülkeleriyle kıyasladığımızda Türkiye'nin çok daha güçlü bir insan altyapısı olduğunu görüyoruz. İnsan kaynakları açısından teknik yön itibariyle çok daha güçlü olduğunu görüyoruz. Bizim avantajlarımız diğer ülkelere göre çok daha fazla. Bunu bir fırsata dönüştürmeyi düşünüyoruz açıkçası. Efendim, bu reformların açıklanmasının ardından tabii değerlendirmeler de geldi. Yerli yabancı pek çok basın kuruluşundan geldiği gibi siyasilerden de geldi. Bu çerçevede de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun paketin geneline ilişkin doğrudan halkı ilgilendiren işsizlik ve tasarrufa hiç yer verilmediği noktasında bir eleştirisi oldu. Ne cevap verirsiniz? Şimdi tabii konulara herkesin aynı pencereden bakmasını beklemiyoruz doğal olarak. Elbette eleştiriler olacak, reformumuzu destekleyenler olacak. Biz her zaman yapıcı olan eleştirilere açığız. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Yapıcı bir